Merhaba Capsule, ben Kaptan Flygon ve Pokemon Yeni'nin yeni bölümüne karşınızdayım. Unutmayın, eğer bu videoya çarşamba sabahına kadar, çarşamba günü öğlene kadar 100 beni gelirse Pokemon Yeni'nin yeni bölümü çarşamba günü gelecek. Gelmezse perşembe günü gelecek. Gidin o beğeni butonuna sevginizi gösterin ve en son Pokeball fabrikasını Team Flare'den arındırmıştık yandaki Serena ile beraber ve karşında bir Master Ball'la bir Nugget almıştık. Big Nugget mıydı, normal Nugget mıydı hatırlamıyorum. Ama buradaki işimiz bitmişti. Pampor'u kaybetmiştik. Low kick'e. Evet. O üzücüydü. Şimdi. Şuraya. Niye normal yoldan çıkmadığımı bilmiyorum. Galiba bu yoldan çıkmak buradan çıkılmıyor bile. Buradan çıkılmıyor bile. Şuradan. Evet. Şu an mahvettim her şeyi. Bunu ters çevirmem lazım şimdi. Evet. Tamam, şimdi çıkabilirim galiba. Evet. Hey. Sizce şimdi etrafa bakınmak uygun mudur? Üzgünüm. Team Flare her şeyi berbat etti. Şimdi iyi bir zaman değil. Team Flare? Bu ismi bir yerlerden duydum sanki. Bir dakika önce buradaki kırmızı kıyafetli kişiler değil mi onlar? Evet Trevor. Team Flare onlar. Tüm Poketoplarını güç kullanarak aldılar mı adamım? Onlar herkes için. Ne kadar kötü. En iyisi bu kişilere bulaşmamak. Haklısın True. Team Flare gerçekten iğrenç insanlar. Şimdi ne yapmalıyız o zaman? Şehir haritasına göre Dendemil kasabası sıradaki yer. Ve Dendemil kasabasına gideceksiniz. Cap, sen ve Serena gerçekten çok iyisiniz. O kötü insanlardan çok daha güçlüsünüz. Yine de delice bir şeyler yapmaya çalışmayın, tamam mı? Görüşürüz. Evet, kesinlikle Team Flare'ı durdurmak gibi bir şeyimiz yok, değil mi Serena? Değil mi Serena? Teşekkürler. Herkes iyi senin sayende. Ama sana böyle güvenmeye devam edersem bu yolculuk anlamını kaybedecek. Serena, sakin ol. Aramız tamamen iyi ve yağmur yağmaya başlamış. Holoclip geliyor. Aslında hava güneşli, neden oyunda yağmur yağıyor? Bu malva değil mi? Size bu özel bülteni getiriyoruz. Malva Elite 4'te bir Elite 4 üyesi ve aynı zamanda bu holokliplerde haber sunucusu. Pokeball fabrikası, Laver şehri bölgesindeki Pokeball fabrikası saldırıya uğradı. Saldıranların kimlikleri henüz belli değil. Yine de Poketopu satışlarının herhangi bir şey olması beklenmiyor. Düşüş beklenmiyor. Çünkü yeterince Poketopu şu an var Pokecenter'larda. Evet. Kötü oldu. Yağmur yağması da kötü oldu. Ve gözüm titriyor. Neden gözüm titriyor? Oh. Hey. Sen buradan ayrılıyorsun. Adamım, bu kırmızı kıyafetlerle koşmak çok zor. O çocukları asla yakalayamadım. Adminlerimiz eminim bu konu hakkında çok sinirli olacaklardır. Etrafta bu kadar rahat dolaşabilmeni anlayamıyorum. Benim Poke topu almam lazım galiba. Hayır, Poke topu almam lazım değil. Önce Pampor'u bırakmam lazım. Evet, hiç Pokemon'um olmaması ne kadar kötü. 33. bölümde 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pokemon'umuzu kaybederek. Evet, cidden. Şu Splash Plate'i de alayım bu arada. Splash Plate'i Pelipper'a vereceğim. Çünkü Sky Plate fazla. Surf'a daha çok gidiyoruz Pelipper'da. Evet. Cidden iyi Pokemon'larımız varmış ya. Şimdiki takımımız da fena değil. Ama eski Pokemon'lardan birkaçını tercih ederim şimdi. Evet, bir şeyler alalım.
Poke topumuz 10 tane var. Great Ball'umuz 10 tane var. Ultra'mız 10 tane var. Potion 15. Bir şeyler satalım daha doğrusu. Big Nugget satalım. Oo, 10.000 çok iyi. Little Code, Poison Bar, Black Belt, Spell Attack, Temporal. Bunları satmaya çalışmıştık. Revive. Evet, Revive'i satalım. Kullanmayacağız. Max Revive'i de satalım. Çünkü bizde ölen Pokemon ölüyor. Tekrardan canlandırmamıza gerek yok. Evet. Sen ne satıyorsun? Güzel bir şeyler satıyor musun? Protein. Aa, hayır. Bunları istemiyorum. Bunlar benim için değil. Şimdi yeni bir Pokemon yakalayacağız bu bölgeden. Bir tek bir buluşun bile dünyayı değiştireceğini görmek çok ilginç. Bu yeni peri türünün yeni feri türünün yeni açıklanmasıyla Pokemon tiplerinin avantajları sonsuza kadar değişti. Enesar şehrinde bir insanın Pokemon'ların hatıralarını okuyabildiğini duydum. Adamım, o kafede egzantrik bayanlarla tanıştım ve profesör oldu ortaya çıktı. Bana bir hikaye anlatın. Uzun zaman önce bir Pokemon kralı tarafından çok sevilen bir Pokemon varmış. Ve o Pokemon kralın hayatını kurtarmış. Profesöre göre o Pokemon bir fairy türüymüş. İlginç. Laver şehrinden Road 15'e bağlanıyoruz ve bir Pokemon yakalayacağımız anlamına geliyor. Brunway'den. Evet, orada kesinlikle biri yok. Sürpriz. Beni çağırmadın ama işte buradayım. Anladın değil mi? İyiyim değil mi? Pokemon Ranger Silas. Quagsire. Delphox'un önünde olması hoş değil. Aslında Quagsire'ı rahatlıkla indirebilir ama keşke Pokemon'ları meclisseydim. Biz Psyshock yapalım. Quagsire'ı indireceğinden eminim. Arada o kadar level fark var. Şimdi bir Pokemon'dan fazla Pokemon'un olduğunu düşünüyorum. Evet, iki Pokemon'um var. O yüzden değiştireceğim. Ve Gengar çok aşağı level kaldı. Gengar'ı değiştireceğim. Çünkü su tur hareket olduğunu düşünmüyorum. Su tur hareket olsa Delphox'a karşı yapardım bir anda. Biri uyuyacaksa Gengar uyusun. Shadow Ball'a git. En sonunda bir Mega Pokemon'umuz olması havalı. Ama Gengar'a birazcık daha level atlatmam lazım. Shadow Ball yaptık. Bakalım ne kadar vuracak. ...36. seviyeye yükseldi Gengar. Ve uyudu. Yağmdan dolayı. Bear Tech. Magneson'a gidebilirim. Delphox'a gidebilirim. Magneson'a gidelim. Bert'in dizayn çok güzel aslında. Güzel ya Bert. Swagger. Anneler hakkında konuşmak istiyorsun öyle mi? Öyle mi Bert'lik? Anneler hakkında konuşmak istiyorsun ha? Ha? Ne var biliyor musun? Senin annen donmuş. Hadi ama bir Serena değilim evet. Kesinlikle bir Serena olamam. Flash Cannon Super Effect'i vuruyor ama Confuse'un Magneson süpersin. Silas deniyoruz. Silas Fire Emblem Fates'te bir karakterin adıydı. Evet, Silas Fire Emblem Fates'te bir karakterin adıydı. Fire Emblem Fates oynamayı çok istiyorum ama dağılamadım.
Şimdi Encounter'ımız, bu bölgede yakalayacağımız ve Wonder Tree'de yollayacağımız Pokemon bir fungus. Şimdi Delphox fungusu öldürür. Gengar'a gidelim. Fungus'u hipnosisle uyutabiliriz. Toksik Gengar poison türü olduğundan toksiklenmiyor ve Thunderbolt resist ettiği için Thunderbolt'a gideceğim. Ama Gengar hala uyuyor ve Fungus Giga Drain'e gitti. Hadi Gengar. Hadi Gengar. Ginger. Gengar. Ginger. Gengar en sonunda uyandı. Thunderbolt'a gidiyor. Öldürmeyeceğine eminim. Evet. Kritik vursak bile öldürmeyecek gibi geliyor. Aslında Shadow Ball öldürür Mega Gengar'ım. Bir Thunderbolt'u daydın. Toksik yapıyor. Beni efekt etmiyor toksik. Bakalım hipnozisi tutturacak mıyız? İlk tur hayır. Giga Drain'e gitti. Evet, şimdi hipnozisi tutturacağız. Evet. Tamam, fungus uyuttuk. Güzel. Aslında bir Among Us'umuz olsa fena olmazdı. Ama bakalım Wonder Tree'den ne gelecek. Bir Legendary gelebilir. Wonder Tree'den Legendary gelse büyük ihtimalle çığlık atardım. Çığlık atmazdım ama bağırırdım. Poketopu'yla yakalayabileceğimizi düşünüyorum. Uyuyor. Canı sarıda. Bir fungus. Yakalanması en zor Pokemon değil. O kritik yakalamaydı. Ve yakaladık mı? Evet. Uzun bir süre sonra Pokemon yakaladık. Hayır, aslında Pampor. Evet, uzun bir süre olmadı. Ne diyorsun? Uzun bir süre olmadı. Fungus. Tepesi Poketopu'na benziyor. Oradan zehirli spor, polen. Sağ olun. Polen yayıyor. Adını fantastik koyacağım. Wonder Tree'de attığım her Pokemon gibi. Çünkü onlar fantastik Pokemon'lar ve eğer bu Pokemon'lardan biri elinize geçerse, cidden bu Pokemon'lardan biri elinize geçerse bana Twitter'dan mesaj atın veya Captain Flygon sayfasına, Facebook Captain Flygon sayfasına mesaj atın. Size bu Pokemon yerine efsane bir Pokemon vereceğim. Evet. Cidden. Bunu yapacağım. Şimdi önce Pokemon'larımı iyileştireceğim. Çünkü Pelipper'ın canı az. Ve Potion kullanmak istemiyorum bu kar yakınken Pokemon Center'a. Hayır, bir daha iyileştirmeyeceğim. Ve Wonder Trade yapacağız şimdi. Fungus 35. seviye, bunu unutmayalım. Bu arada geçen bölümün günün sorusu: en sevdiğiniz hayvandan esinlenerek yapılmış Pokemon. Benim en sevdiğim hayvan aslan. Büyük ihtimalle evet, özellikle Aslan Kral'dan sonra aslanı çok seviyorum. Aynı zamanda aslanın sembolü aslan olan bir takımı tuttuğum için aslanı gerçekten çok seviyorum. O yüzden Pyroar diyeceğim. Evet, Pyroar. Ve Tiny Mushroom almak istiyorum. Evet, Tiny Mushroom para ediyor. Tiny Mushroom alacağım. Umda değil, Tiny Mushroom para ediyor. Ve benim paraya ihtiyacım olabilir. Evet, şimdi satabiliriz seni. Satabiliriz. Tiny Mushroom'u satıp Fungus Wonder Tree'de atabiliriz. Calm'mış. Special Defensive bir Nature. Calm. Aslında gerçekten Amogus işimize yarayabilirdi. Bakalım Fantastiği kim alacak? Bu küçük Fantastiği kim alacak? Efsanevi istiyorum. Böyle güzel bir şey ver. Hadi. En iyi tip ne olurdu? Şu an
karanlık türünden fazla yiyoruz. Bir fairy türü iyi olurdu. Evet, bir fairy türü Pokemon iyi olurdu. Soğut Güney Kore'ye gidiyor. Adını okuyamadığım bir arkadaşımıza, Güney Kore'den. Bakalım karşılığında ne alacağız. Görüşürüz Fungus. Ve bir Swablu alıyoruz. Altaria. En iyi Pokemon değil. En iyi ejder türü de değil. Ama Altaria'ya varım. Altaria'ya varım. Takımda bir ejder türü olması güzel. Deino'dan sonra takımda tekrardan bir ejder türümüz olması güzel bir şey. Hemen bir bakalım Altaria'mıza. 17. seviye, pardon, Swablu'ya. Feather Dance, Disarming Voice biliyor. Mist var. Ve Round var. Natural Curl. Defansını artırıp speedini düşüren Nature. İyi değil. Relax Nature. Uzaktan geliyor. Omega Ruby Alpha Sefer'den geliyor büyük ihtimalle. Hoenn'den geliyor. Ve bu Swablu'muzu birazcık 35. seviyeye kadar getirin. Rare kendimizi. Bu arada fark etmediyseniz tıraş oldum. Evet, saçımı ve sakalımı kestirdim. Sakalım fazla yoktu ama saçımı bayağı kestirdim. Natural Gift öğrenmek istiyor. Natural Gift ne işe yarıyor? Misyonu öğrenebilir miyiz? Ha, Berry ile saldırıyor. Feather Dance. Şu an tek atan Disarming Voice Around değil mi? Evet, onları da değiştirmemiz lazım. Umarım iyi TM'lerim vardır şu an. Öğrenebileceğin. Takedown sana uygun bir saldırı değil Swablu. 27. 28. Refresh. Hayır, refresh. İstemiyorum. Recover falan öğrensen güzel olurdu ama refresh istemiyorum. 33. 34. Mirror Move. Mirror Move'u öğrenelim round yerine. Mirror Move'un round'dan daha iyi bir hareket olduğunu düşünüyorum. Tada. Bakalım atan mı daha yüksek? Atan 41, special atan 35, special atan daha yüksek. Ve tam 35. seviyede Swablu Altaria olacak. Güzel. Dragon Breath. İşte benim istediğim hareket bu. Feather'den sen kurtul. Şimdi Attack, Confide, Cut Flash, Fly. Fly öğretmeyeceğim. Grass Knot, Honklaw. Honklaw'sı öğretebilirim ama şu an atak vuran saldırım yok. Glove Sweep, Payback, Power Punch. Fazla bir şeyim yok değil mi? Evet, fazla bir şeyim yok. Ne yazık ki. Dazzling Gleam var. Dazzling Gleam'i öğreteceğim Altaria'ya. Çünkü Disarming Voice'dan daha iyi vuruyor. Ama Altaria'nın atağı daha fazla. Gengar'ı mı öğretsem? Gengar'da Hypnosis var. Shadow Ball var. Thunderbolt var. Bir şey daha var. Ne var? Hayır, Altaria'yı öğretin. Evet, Altaria'yı öğretin. Ve bakalım bizde Dragon türü atakları artıran bir şey var mı? Zeplate, Suit Bell, Skyplace, Scarf. Rekanut verebiliriz aslında. Lucky Egg de verebiliriz.
Evet, Lucky Egg vereceğim. Altaria'ya Lucky Egg vereceğim ve başa koyacağım experience alması için. Şu an Altaria ile Gengar arasında kasacağız. Birkaç bölüm. Diğer Pokemon'lara yetişene kadar onlar. Evet, şöyle bir sıralama yapalım. Güzel. Ve maceramıza devam edebiliriz artık. Poketopları yuvarlak. Dünya yuvarlak. Evet, aslında dünya yuvarlak. Bunu birkaç yüzyıl önce keşfettiler. Chimeko. Oyunda Megalt. Benden 5 level fazlasına. Benden 5 level fazla olman beni aslında korkuttu, biliyor musun? Ama bir ejder türüyüm. Chimeko bana ne yapabilir ki? Dragon Breath yapacağım. Sahibi. Öldüreceğini sanmıyorum. Altaria şişman bir Pokemon. Evet. Bu beklenenden fazla vurdu aslında. Dragon Breath beklenenden çok az vurdu. Tamam. Sahibi eve gidiyor. Daha soksa değiştiremem. Pelipper'a değiştirebilirim. Magnezone değiştirebilirim. Magnezone değiştireceğim. Evet. Altaria zaten Lucky Egg'den dolayı bir sürü XP kazanacak. Double Edge'e gidiyor direkt. Adam iyi ki Magnezone'u değiştirmişim. Fego bizim bu darbeleri tanklamada çok iyi bir iş çıkarıyor. Leftovers'la beraber. Charge Beam yapalım, süper efekti vuruyor. Çünkü Psychic ve Flying galiba Chimeko. Yanılıyor olabilirim. Göreceğiz. Evet, Psychic ve Flying. Hayır değilmiş. Sadece Psychic'miş. Ben Chimeko'yu Psychic Flying sanıyorum. 51. seviyeye yükseldi Fego. Ve Discharge öğrenmek istiyor. Hayır. Moveset'in böyle iyi. Luna'yı yeniyoruz. Galibiyet veya yenilgi. Poketopları hala yuvarlak. Evet. Gariptir ki öyle. Bir dakika. Ha. Tamam, seninle savaştım. Burada ne var? Evet, bir revive. Revive hiçbir işimize yaramıyor ama. Bakalım burada fungus yerine ne yakalayabilirdik? Bir Scorpy yakalayabilir. Scorpy. Altaria'nın bunu yenmesini istiyorum aslında ama süper efekti vuran bir şeyim yok. Ve can kaybedeceğim. Neyse, bir Dragon Breath yapalım bakalım ne kadar vuracak. Experience önemli ve benden bir level düşük. O yüzden iyi experience verecektir. It's a crit. Poison Fang. Mega Altaria değilim. Poison. Hadi ama. Bir Dragon Breath daha öldürecek. Evet. Hadi 36. seviye olmadım mı? Altaria'yı iyileştirmemiz lazım. Antidote ve bir Super Potion. 50 iyileştiriyor. O zaman Hyper Potion kullanalım. Evet. Şimdi şuradan Lapa Berry alacağız bir tane. Wow, bana öyle yaklaşma. Pokemon Ranger Dean'le savaşacağız ve bir Wachoku var. Wachoku'nun statları en iyi statlar değil. Altaria yenebilir gibi. Ve benden 2 level az. Aynen, Dragon Breath'e gidiyorum. Wachoku yenebiliriz. Hyper Fang. Altaria Rus öğrenirse güzel olacak. Dragon Breath beklediğinden çok az vuruyor. Mega Gengar'layabiliriz şu an. Dragon Breath niye bu kadar az vuruyor? 60 stab'den dolayı 120 oluyor.
Evet, bir Dragon Breath daha gideceğiz. Bir Hyper Fang'e daha kaçırmıyor. It's a crit. Çok az vuruyorum ve Paralyze alamadım hala. Gengar'ı değiştireceğim. Altaria'nın 36. seviyeye çıkmasına yetecek bu deneyim. Experience. Hyper Fang Gengar işe yaramıyor. Mega Gengar olmamıza gerek yok. Direkt Thunderbolt'u yaparsak atlayacaktır Boçog'u. Gengar 37. seviyeye yükseldi. Altaria 36 olacak mı? Evet, Altaria'da 36 oldu. Swoobat. Şimdi Mega Gengar olacağım ve Shadow Ball yapacağım. Subat'ın level'ına bakmadım. Umarım ben o kadar fazla değildir. Evet, o kadar fazla değil. Bu Shadow Ball öldürmeye yetecek o yüzden. Seedra'ya gidiyor. Sorun değil. Thunderbolt var. Henüz Seedra şu an Dragon tipi mi? Hayır değil. Kingdra Dragon tipi. Evet, güzel. ...38. seviyeye yükseldi Gengar. Ve Dean'i yeniyoruz. Burada sürprizleri yapan kişi ben değilmişim sadece demek ki. Dın dın. Kate ile savaşacağız. Gebite. İşte bu birazcık çirkin. Her ne kadar Altaria süper efekti vuruyor olsa benden 5 level fazla. Direkt değiştireceğim bir Pokemon. Delphox'u değiştiremem. Çünkü Ground Tour hareketi olabilir. Magnezone'u değiştiremem çünkü Ground Tour hareketi olabilir. Gebite şu an çok kötü bir. Pelipper. Gengar'ı değiştiriyorum. Pelipper'ı değiştireceğim. Evet, Pelipper'ı değiştireceğim. Slash yapıyor. Bakalım Surf ne kadar vuracak. Dual Chop, Dragon Tour hareket. Bir Surf daha yapacağım. Slash'e gidiyor. Slash 49 vurmamıştı ilk seferde. Evet. Güzel. Garchomp şu an takımın en zayıf olduğu Pokemon. Altaria 37. seviyeye yükseldi. İyi bir haber. Oh, merhaba. Burada benimle röportaj yapın için mi bulunuyorsun? Pedro Vileplume. Pelipper'ın canı az, o yüzden Delphox'a gideceğim. Bunu Delphox'a halledeceğiz. Delphox'un sesi çok güzel. Delphox. Ve Delphox'un paralyzed'ını. Süper be Vileplume. Flamethrower, Psyshock. Flamethrower, Psyshock. Flamethrower'ın PP'si daha fazla değil. Flamethrower'a gidiyorum ve Mega Drain'e gidiyor. Ve Delphox full paralyze oldu. Yapma bunu. Bir Mega Drain daha. Mega Drain çok azamıyordu doğru hatırlıyorsam. Adı Mega ama Megabyte, Gigabyte. Aslında evet. Öyle düşününce aynen mantıklı. Delphox hadi vur artık. Kızım. Oğlum. Vur artık.
Paralysis'i kullanmak istemiyorum çünkü tekrar stand spor yapacak. Bu 4 mü? 5 mi? Eğer stand spor yaparsan 5 kere paralyze olduğuna inanmıyorum Delphox. El 4. seviye yükseldi. Altaria 38. seviye yükseldi. Altaria giderek yakalıyor takımı. Gengar Altaria. Ha, televizyondan değilsin demek ya. Ha? Öyle mi? Televizyondan değil misin? Adamım nasıl değilsin? Oo. Evet. Buranın bu kısmını bir sonraki bölüme bırakalım. Çünkü burada aşağıda bir encounter'ımız daha olacak buranın aşağısında. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu bölümü günün sorusunu hashtag günün sorusu etiketiyle yorum kısmında cevaplamayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like atın. Sosyal medya hesapları açıklama kısmında var. Bunun dışında iyi bir gün geçirin ve ne yaparsanız yapın, fantastik yapın. Merhaba Caps Crew, ben Kaptan Fly, Omur Pokemon yeni bölümüne karşınızda. Unutmayın bu videoya 40 beğeni gelirse yayınlandığım bir sonraki gün 2 video gelecek karşınıza ve mutlu, zevkli zaman geçirmeye devam edeceğiz.